Eftali Otelleri'nin sunduğu Seda Ertuğrul ile ana haber bülteni başlıyor. Posta TV ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Günayet gelişmelerle bu akşamda birlikteyiz. Müzik Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildiğini açıkladı. Şartlardan dolayı cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterli diyen Erbaş, ayrıca İslam'ın şiarı olan ezanların okunmaya devam edebilmesi ve gerekli tedbirler alınarak camilerin münferidinden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasına karar verilmiştir dedi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Dr. Ali Erbaş, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararları ilişkin konuştu. İslam dininde salgın hastalık durumunda uygulanan yöntemlere ilişkin bilgiler veren Erbaş, ülkemizde vaka sayısının artmaya başlaması ile birlikte kamu otoritesi tarafından tedbir olarak insanların bir araya geldiği organizasyonlar iptal edilmiştir. Yaşanan bu olan üstü durum, dikkate alındığında cami ve mescitlerde namazların cemaatle kılınmaya devam edilmesi halinde virüsün yayılma riskinin artabileceği anlaşılmaktadır. Temel gayelerinden biri de insanın hayatı korumak olan İslam dini insanların hayatını tehlikeye atacak uygulamalara asla cevaz vermez. Peygamber Efendimiz bir yerde veba hastalığı çıktığını duyarsanız oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde veba hastalığı çıkarsa o bölgelerden de ayrılmayın buyurarak karantina hastalığına dikkat çekmiş. Bulaşıcı hastalık taşıyan kişi sağlam kişinin yanına gitmesin buyurarak salgın hastalıklara karşı tedbirli olmanın gereğini vurgulamıştır. Cuma namazları ve cemaatle kılınan namazlara ara verilmesinin gerekli hale getirildiğini açıklayan Erbaş, yeni tip koronavirüs tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte Cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir. Ayrıca İslam'ın şiarı olan ezanların okunmaya devam edebilmesi için gerekli tedbirler alınarak camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasına karar verilmiştir. Milletimiz için, İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnsanların bu virüsten bir an önce kurtulması için de gerekli çalışmalar yapılmasında Rabbim'den kolaylıklar niyaz ediyorum diye konuştu. Antalya Valiliği Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda hava yolu seyahati kapatılan 14 ülkenin Antalya ve ilçelerinde çeşitli otellerde bulunan vatandaşlarının ülkelerine dönmeleri kararlaştırıldı. Antalya'da bulunan turistler 4 gün içinde ülkelerine geri dönecek. Valilik koordinesinde yapılan toplantıda hava yolu seyahati kapatılan 14 ülkenin vatandaşlarının 20 Mart gece yarısına kadar ülkelerine dönmeleri kararlaştırıldı. Toplantıya katılan Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu üyesi Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili alınan karar ve toplantıyla ilgili bilgi verdi. Sili, bilindiği üzere 14 ülkeyle hava sınırlarımız kapatılmıştı. Bu yüzden ülkemizde tatil yapan turistlerin de ülkelerine gönderilmeleri söz konusu. Bu bağlamda 20 Mart'a kadar bu misafirlerimiz ülkelerine gönderilecekler. 17 Nisan'a kadar herhangi bir gidiş geliş haliyle olmayacak. 17 Nisan'dan sonra da alınacak kararlar neticesinde tekrar hava sınırlarımız açılacak. Şu anda zaten tesislerimizde doluluk oranları az bir seviyede. Olan misafirlerimizde Rusya ve İngiltere vatandaşları. Dolayısıyla bu misafirlerinde belirli tesis ve bölgelerde toparlanması söz konusu olabilir. Bununla ilgili acentelerimizle görüşmelerimiz devam ediyor. Misafirlerimiz ülkelerine geri dönecekler dedi. İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında pavyon, diskotek, bar, düğün salonu, nargile, kafe, gece kulüpleri, Luna Park, çay bahçesi, kahvehane gibi umuma açık faaliyet gösteren işletmeleri geçici süreyle durdurdu. İçişleri Bakanlığı'nca 81 valiliğe gönderilen koronavirüs tedbirleri konulu ek genelgede Çin'in Wuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden salgının Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirildiği hatırlatıldı. Genelgede koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmelerde Umuma açık istirat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinde vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunmalarının hastalığın bulaşma riskini artacağını belirterek bu mekanların bugün saat 10 itibariyle geçici süreliğine faaliyetlerinin durdurulacağı ifade edildi. Vali ve kaymakamlar tarafından il ve ilçe belediyeleriyle işbirliği içinde ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması istenen genelgede, kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi gerektiği vurgulandı. <laughs> Bakanlığın aldığı bu karar Alanya'da da bugün itibariyle geçerli olacak. Mekanların salgın tedbiriyle kapatılmasını destekleyen işletme sahipleri hastalığın yayılmaması için doğru bir karar diye konuştu. Alanya'da teras bar işletmecisi Muzaffer Şenol, bakanlığın aldığı bu kararı sonuna kadar desteklediklerini söyledi. <laughs> Alanya Keykubat Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Velitin Yenialp, koronavirüs nedeniyle esnafın kullandığı kredilerin ödemelerinin ötelenmesi gerektiğini söyledi. Mart ayının 10-15'i gibi sezonumuz açılır. Yavaş yavaş insanlar dükkanlarında temizliklerini yapar. Küresel bir hal almış olan koronavirüsü bölgemizi de ciddi anlamda etkilemekte diyen Alanya Keykubat Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Veleddin Yeni Alp, sezon 10-15 Mart'ta açılırdı. İnsanlar iş yerlerini hazırlayıp müşteri beklemeye başlardı. Şu an esnafın sıkıntıya düştüğünü görüyoruz. Nasıl afet olunca o bölgeler afet bölgesi ilan ediliyor, turizm de bizim için böyle bir şey uygulansın dedi. Turizm Bakanımız da açıklamış bulunmakta. Işte diyor ki Nisan ayının sonuna kadar e, sezonun ancak Nisan ayının sonunda başlayacağı ile ilgili açıklamaları var Turizm Bakanımızın da. Ee, böyle olunca da ciddi anlamda esnaflarımız sıkıntıya düşecekler. Ve düştüklerini de görüyoruz. Ee, okullarımız da tatil oldu. Biliyorsunuz turizm sezonunun olmadığı dönemde üniversitemizden ciddi anlamda e, gelir elde ediyordu esnaf arkadaşlarımız. Hayatlarını idam ettirebiliyorlardı. Öğrencilerden aldıkları paralarla ama hem öğrenciler şehrimizi terk etti hem de e, turizm sezonunun açılması birazcık gecikti. Bununla ilgili devletimizin mutlaka ve mutlaka esnafları da göz ardı etmemeli. Bu konuda gerek faizsiz kredilerle, hiç olmazsa 6 ay ödemesiz faizsiz kredilerle esnaflar desteklenmeli. Gerekse de mevcut kullanmış oldukları kredileri bir müddet olsun uzatmalı. Yani bunu Temmuz-Ağustos ayının sonlarına kadar e, ötemeli, ötelemeli diye düşünüyoruz. Artı e, nasıl işte bir sel felaketi oluyor, deprem oluyor, afet bölgesi ilan ediliyor o bölgeler. E, turizm de bizim için öylesine bir şey. Eğer koronavirüsünden dolayı da esnaflarımız ve turizmciler tamamen zarar görüyorsa bölgemizde afet bölgesi ilan edilmeli ve bu konuda da devletimiz esnaflarımıza ve turizmcilere destek vermeleri diye düşünmekteyiz. İstanbul'un çeşitli bakkallarındaki veresiye borçlarını kapatan ve kendisine Robin Hood lakabı takan hayırseverle başlayan iyilik Türkiye'nin birçok il ve ilçesine de yayıldı. Robin Hood ise bu sefer çağrı Alanya'nın bakkalından geldi. İstanbul'daki bakkallarda veresiye defterini ödeyen Robin Hood Türkiye'nin birçok bölgesindeki yardımseverlere ilham oldu. Bu olayların ardından Alanya'nın Şekerhane Mahallesi'nin sevilen bakkalı Ramazan Taştan Robin Hood'a çağrı geldi. Ramazan Taş, mahalleli zor durumda. Halkımıza gerekli yardımı yapıyoruz. Bu yüzden mahalleli için Robin Hood'u Alanya'ya çağırıyorum dedi. Buradan e, halkımız adına ben kendi adıma değil de buradaki mahalle arkadaşlarım adına e, veresiye defterimde acayip bir şişkinlik oldu. Alanya turizmi memleketi olduğu için 5-6 aylık veresiyeler oldu. Buradan Robin Hood'a seslenmek istiyoruz. Halkın buradaki mahallenin umudu. Şu an herkes Robin Hood'a Herkes diyor ki Ramazan abi buradan bir Robin Hood'a bir çağrı yapalım. Biz halkımız elimizden gelen yardımı yapıyoruz. sadece Robin İstanbul'da büyük şehirlerde gördük. Biz istiyoruz ki Alanya'da Robin Hood'lar çıksın. Memleketin her köşesinde muhakkak Robinutlarımız vardır tabiri caizse. Biz buradan halkın sıkıntısını Robin Hood kardeşlerimize buradan seslenmek istiyoruz. Halkın umudu Robin Hood olmuş maalesef. Biz elimizden geleni yapıyoruz tabii. Onlara bir abi olarak yardımcı oluyoruz, mahalle market olarak her türlü desteği 5 aylık, 5-6 aylık velesiye yazıyoruz. Ama artık halk ödeyemeyecek durumda. Biz de artık e, veremeyecek durumdayız. Buradan tüm Türkiye'deki sadece İstanbul'daki Robin Hood'a değil, Alanya'daki, memleketin her köşesindeki Robin Hood'a çağrımızdır efendim. Robinu'da yapılan çağrının ardından taş kardeşlerden diğeri olan Osman Taş da koronavirüsünün Türkiye'de tespit edilmesinden dolayı bakkalların fiyat arttırmasını kınadı. Osman Taş, bakkalımızda herkese yetecek kadar ürünümüz var. Fiyatlarda da herhangi bir değişikliğimiz yok dedi. Şu ana kadar öyle bir şeyimiz yok. Stoklarımız gayet normal, raflarımız gayet normal ve fiyatlarımız gayet normal. Yani büyük esnaf, büyük marketleri bilmiyorum ama bizim küçük esnaf olarak bizde öyle bir abes bir fiyat artışımız yok. Fiyatlarımızda değişiklik yok. Stoklarımızda indirim vesairemiz yok. Görebilirsiniz. 3 liraya devam ediyoruz. Bu virüsten önceki kısımdan da böyleydi. Virüsten sonra da devam edeceğiz. Olan yağlarımız litrelik olarak, boğaz içi olarak, 80 dereceler olaraktan ayırt etmeden fiyatlarımızda değişikliklerimiz yok. Ürünlerimiz gayet normal bir hijyenik bir ortamda satıyoruz. Bu virüse karşılıklı önlemlerimizi aldık. Hijyenik olaraktan. Geze beklememizi yaptık, Bekleyin. müşterilerimizi bekliyoruz. Sadece büyük yerlere değil, küçük esnafımızda kullanılmasını ve gelinmesini istiyoruz. Ağustos Başkanı Mehmet Şahin, koronavirüsüne karşı alınan önlemler kapsamında hamile olan ve 12 yaş altı çocuğu olan kadın personellere 12 gün idari izin verildiğini açıkladı. Şahin, Altso birim ile yaptıkları toplantıya dikkat çekerek bu kararlar neticesinde üyelerimizin işlerinin aksamaması için de kurum içinde alternatif önlemler aldıklarını önemli vurguladı. Yönetim kurulu toplantımızın hemen öncesinde birim müdürlerimizle ben 11.30'da bir toplantı yaptım. Bir saat sürdü toplantımız. Onlar da bu verdiğimiz izinlerden dolayı iş insanlarımızın uğrayacağı, o duyalarımızın uğrayacağı bir mağduriyet var mı diye onlarla istişare ederek bu kararı aldık. Onlar da şu anda öyle bir şey olmadığını olursa da kurumlar arası, kendi birimler arası kaydırmalar yaparak onu da burada inşallah kimseyi mağdur etmeden aynı sistemde. Koronavirüse karşı gerekli önlemlerin alındığını belirten Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, ayrıca Alanya'da herhangi bir vakaya rastlanmadığı gibi ülke genelinde de alınan tedbirler sayesinde dünyanın en güvenilir ülkesi olduklarını ifade etti. Ama çok şükür Alanya'mız gayet iyi. Hiçbir virüs vakası da. Tabii ki bende virüs var mı diye gidip kontrol ettiren arkadaşlarımız mutlaka olacak. Ama bu da pozitif demek değil yani virüs. Başkan Şahin ülkemizde de görülen koronavirüsü salgınına karşı önlemlerimizi arttırdık. Hafta sonu profesyonel ekipler özel kıyafet giyerek cihazlarıyla oda hizmet binamızda dezenfekte çalışması yaptı dedi. Nesindeyiz? Tabii ki sadece temenniyle değil biz de e, odamızı dezenfekte ettirdik ilaçlattık biliyorsunuz hafta sonu en güzel şekilde ilaçlattık. Bunun yanında Şahin tüm bunların yanında yönetim kurulu toplantısında 12 yaşından küçük çocuğu olan kadın çalışanlara izin verildiğini duyurdu. 0-12 yaş grubu çalışan çocuğu olan arkadaşlarımızın, çalışanların çocuğu olan arkadaşlarımızın izin verme kararı. Çünkü kreşler kapalı, okullar kapalı. Bu okulların kapalı olduğu süre zarfında da bir tane hamile arkadaşımız var çalışan. Birçok da 0-12 yaş arası anne olan arkadaşlarımız var. Onlara izin verme kararı aldık. Şahin, sosyal medya üzerinden çeşitli spekülasyonlar yapılarak vatandaşların tedirgin edilmeye çalışıldığını da dikkat çekti. İş insanlarımızdan ve alan yalkından şunu rica ediyorum. Sosyal medyada bu gezen bazı haberler var bakanlığımızın dışında işte şu oldu, buralar kapanacak, şöyle olacak, burası böyle oldu. Bunlara kesinlikle itibar etmeyelim. Direkt bakanlığımızın devletimiz kanalıyla yapılan açıklamalar dışında ben buna itibar edilmemesini rica ediyorum. Bir de ayrıca Mart ayı meclis toplantımızı yapmayacağız. O da Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nden bize de bir tavsiye e, talimat değil, tavsiye e, mektubu geldi, mail geldi. Mart ayı meclislerimizi ertelememiz konusunda ilk defa oldu böyle bir şey. Biz de bunu Cumhuriyet Halk Partisi büyük kurultayı koronavirüsü nedeniyle ileri bir tarih ertelendi. Erteleme kararı CHP sözcüsü Faik Öztrak tarafından duyuruldu. MHP ise Antalya'da yapacağı belediye başkanları toplantısını iptal etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilçe ve il kongrelerinin tamamlanmasının ardından 28-29 Mart tarihlerinde yaklaşık 15 bin kapasiteli Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapılması planlanan kurultay koronavirüs nedeniyle iptal edildi. Kurultayda Alanya'dan Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Coşkun Karada ve Şengül Yeşildal da oy kullanacaktı. Haklısınız. Şöyle söyleyeyim, iptal açıklamasında östrak olağanüstü zamanlar olağanüstü tedbirler gerektirir. Burada görev devlete düştüğü kadar halkımıza da düşmektedir. Öncelikle hedefimiz salgının bulaşmasını önleyerek vatandaşlarımızın hastaneye düşmesini engellemek olmalıdır. Karşımızdaki sorun basit bir sorun değildir. Bu çerçevede Parti Meclisimizin verdiği yetkiyle Merkez Yönetim Kurulumuz tüm kongrelerimizi ve kurultayımızı ileri bir tarihe ertelemiştir dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in de katılacağı belediye başkanları toplantısının ertelendiğini duyurdu. Yalçın, koronavirüsün ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla hükümetçe ciddi kararlar alınmış ve alınan sıkı tedbirler uygulamaya konulmuştur. Bu çerçevede meselenin önemine binaen Antalya'da yapılması planlanan Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkanları toplantısı ileri bir tarihe ertelenmiş. Partimizin divan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantıları da şimdilik kaydıyla iptal edilmiştir. Evet. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs tedbirleri kapsamında Alanya Adliyesinde tutuksuz davaların duruşması 31 Mart'a kadar yapılmayacak. 60 yaş üzeri hakim ve savcılarsa idari izinli sayılacak. Alanya Adalet Sarayındaki duruşmalar için koronavirüs nedeniyle yeni bir düzenleme yapıldı. Karar doğrultusunda 31 Mart'a kadar sadece tutuklu sanıkların yargılandığı davalar görülecek. Öte yandan tutuklu şüpheli ve sanıkların adliyeye getirilmeden cezaevinden sekbis aracılığıyla mahkeme salonuna bağlanacak. Konuyla ilgili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada 31 Mart tarihine kadar tutuklu dosyalar hariç duruşma yapılmayacaktır. Bu tarihe kadar olan keşifler de iptal olmuştur denildi. İYİ Parti'de başlayan kongre sürecinin ardından ilçe binasına üye listesi asıldı. Partililer listede isimlerinin olup olmadığını kontrol edilmesini isteyen ilçe başkanı Yücel Apaydın, listede ismi olmayanların itirazının değerlendirileceğini ifade etti. Burada İYİ Parti demokrasi ve özgürlüğün en etkili şekilde tesis edecek. Alanya'da partilerinin kongre sürecinin başladığını söyleyen İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, kongrede aday olup olmayacağı ile ilgili konuştu. O kişi bu bayrağı alacak veya ileriye taşıyacak. Apaydın partimiz kongreye gidiyor. 18 Nisan'da ilk kongresini gerçekleştirecek. 13 Mart'a kadar yapılan üyeliklerimizi 14 Mart'ta askıya çıkardık. Seçmenlerin görebileceği şekilde salonumuza astık. Kendi üyelikleriyle ilgili listeyi kontrol edip şikayeti itirazı varsa bir hafta içinde neticelendirmek kaydıyla bizlere başvuracak dedi. Sizlerin de bildiği gibi partimiz, teşkilatımız kongreye gidiyor ilk kongresini gerçekleştirecek Allah'ın izniyle 18 Nisan'da. Ayın 13'üne kadar yapılan üyeliklerimizi 14'ünde Cumartesi gün askıya çıkardık. Partilerimizin, seçmenlerimizin e, görebileceği salonumuzda astık. Ve herkes kendi üyelikleriyle ilgili kontrol edip şikayeti varsa, itirazı varsa o itirazlar da bir hafta içinde neticelendirmek kaydı şartıyla bizlere başvuracaklar. Biz de haklı gerekçelerle e, hakkını insanların teslim edeceğiz. Ve 2263 üyemizde şu an itibariyle itirazları e, ayrı tutmak kaydıyla e, delege seçimimizi gerçekleştireceğiz. 29 Mart'ta 400 delege seçeceğiz. 18 Nisan'da bu 400 delege ilçe başkanlığı ve yönetimini seçecek. Bunun için 69 köyde 16 beldeden mahalleye dönüşen mahallemizde ve merkezde 17 mahallemizde ayrı ayrı her mahallenin ayrı listelerini sergiliyoruz. Her mahallenin üyesi kendi delegesini seçecek. Çarşaf liste uygulanacak. Adaylık konusunda karar verip vermediği sorulana paydın, kendi arkadaşlarımız kiminle yol yürüyelim, kiminle bu işi götürelim derse o kişi bu bayrağı alacak ve ileriye taşıyacak diye konuştu. Adaylık konusunda e, kulağımıza gelen isimler var. Biz de hep dediğim gibi arkadaşlarımızla görüşmelerimizin neticesinde bu kararımızı vereceğiz. E, mevcut şartlarda bizim düşüncemiz, kendi arkadaşlarımız kiminle yol yürüyelim, kiminle bu işi götürelim derse o kişi bu bayrağı alacak veya ileriye taşıyacak. Alanya'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü kazada hayatını kaybetti. Tosmur Mahallesi D400 Karayolu üzerinde sabah saat 9 sıralarında Antalya istikametine seyir halinde olan Okan Yen'in idaresindeki 07 PC 002 plakalı kamyon aynı yönden ilerleyen Ali Ekici kullandığı 07 US 739 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletten fırlayarak kamyonun altında kalan Ekici olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis kamyon sürücüsü Okan Yeni'yi gözaltına aldı. Ekici'nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza sonrası gözaltına alınan kamyon sürücüsü ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kaymakamlık binasında bulunan Alanya Hizmet Birimi bünyesinde ASAT'ın abonelik işlemleri de yapılmaya başlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi vatandaşın daha rahat ve kolay hizmet alabilmesi için yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu kapsamda vatandaş yoğunluğunun fazla olduğu kaymakamlık binasındaki Alanya Hizmet Birimi bünyesinde ASAT abonelik hizmeti de vermeye başladı. Binanın yan girişinde yer alan Büyükşehir Tahsilat Veznesi ve ASAT Tahsilat Veznesinin yanına ASAT'ın su abonelik hizmetini verebileceği birim oluşturuldu. Bu personelin görevlendirildiği abonelik biriminde vatandaşa hizmet verilmeye başlandı. Yeni sistemle birlikte kaymakamlık binasındaki birime gelen vatandaşlar hem büyük şehre hem de Asat'a olan borçlarını ödemenin yanında su abonelik işlemlerini de yaptırabilecek. bu iki ay okunmamış, üç ay toplu okunmuş. Senin şikayetini ben buradan bir başvuru alayım, ilgili birime aktarım at olur mu? Ama gelsinler baksınlar, yer, yer, şu anda bu okunmuş. Tamam okundu, parasını ödedin. Tamam. Bundan sonra bu binaya daha e, kapı kitle mi aşağı? Asat, tahsilat ve abonelik işlemleriyle büyükşehir tahsilat veznelerinin aynı yerde olmasıyla birlikte vatandaşlar işlemlerini daha kısa sürede yaptırabilme imkanı bulacak. Bu da vatandaşa hem vakit hem de nakit tasarrufu olarak dönecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi yerelden kalkınma hedefi doğrultusunda üreticiyi desteklemeyi sürdürüyor. Alanya ve çevresinde faaliyet gösteren İpek Kozası üreticilerine 1000 adet dut fidanı yardımında bulunuldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Muittin Böceğin talimatıyla tarım sektörüne ve çiftçilere her alanda destek veriyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, üreticiyi destekleme projesi kapsamında Alanya-Sapadere Mahallesi'nde bulunan Akdeniz Bölgesi Kozatarım Satış Kooperatif üyelerine bin adet dut fidanı dağıtımı gerçekleştirdi. Fidan dağıtımına Kooperatif Müdürü Mehmet Sönmez, Sapadere Mahallesi Muhtarı Hamit Baç da katıldı. Akdeniz Bölgesi Kozatarım Satış Kooperatifi Başkanı Mehmet Sönmez ve Sapadere Mahallesi Muhtarı Hamit Baç, yöredeki ipek böcekçiliğinin kalkındırılması amacıyla kendilerine destek olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böce'ye teşekkür etti. Her an elinizin altında, günlük yaşamınızın her anında, Aysu sizinle. Yaşam kaynağınızın adı Aysu. Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nün 1-0 yenerek 5 haftalık galibiyet hasretine son veren Aytemiz Spor, 22 Mart pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Medipol-Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak. Başakşehir maçı öncesi Alanya Spor'da Siopis, Bayano, Lokman Gör'den sonra Gaziantep maçında Onur Bulut'un da sakatlanması Turuncu Yeşilli takımda can sıktı. Alanya Spor'da sağ kanatta görev yapan oyuncuların hepsi de sakatlıkla boğuşuyor. Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Demir Grup Sivas Spor maçında sakatlanarak 60. dakikada yerini Salih Uçan'a bırakan ve sol diz çapraz bağlarında yırtık tespit edilen İspanyol sahabe Juanfran, Sıkı bir tedavi uygulamasıyla 6 ay sürmesi beklenen iyileşme sürecini 5,5 ayda atlattı. 2 haftadır takımla birlikte idmanlara çıkan Juanfra'nın Onur ve Bayano'nun yokluğunda yeniden ilk 11'de görev alması bekleniyor. Sağ diğer alternatifler Bayano'nun fıtık ameliyatı olacağı öğrenilirken, Gaziantep maçında bileğini burkan ve yırtık şüphesi olan Onur Bulut'un en az 2 hafta forma giyemeyeceği öğrenildi. Alanya Belediye Spor, basketbolda genç takımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kadın basketbolunda lig tecrübesi bulunan Alanya Belediye Spor, U18 takımıyla da başarıdan başarıya koşuyor. Daha önce A takımda yardımcı antrenör olarak görev yapan Sema Kökdemir'in öğrencileri 18 yaş grubu basketbol takımı, 10 Mart tarihinde başlayan ve 14 Mart'ta tamamlanan basketbol bölge müsabakalarında Denizli Bahçeşehir Koleji, Bodrum Yarımada, Gölhisar Cumhuriyet, ve Rönesans Spor Kulübü'nü yenerek grubunu namalup birinci tamamladı. Gruplarında ilk üçe giren takımlar arasında yapılan müsabakaları da kayıpsız geçen kırmızı beyazlar bölge şampiyonu oldu. Alanya Belediyespor U18 Basketbol Takımı henüz tarihleri açıklanmayan Anadolu Şampiyonası'na katılacak. Alanya Belediyespor Başkanı Mehmet Erken, basketbolda Alanya gururlandıran 18 yaş grubu basketbol takımı oyuncuları ve antrenörleri Sema Kökdemir ile Gülay Uslu'yu tebrik etti. Erken... Hiçbir başarı karşılıksız kalmaz. Bizi gururlandıran takımlarımızı ödüllendireceğiz dedi. Ve güne ait gelişmeleri aktardığımız bir bültenin daha sonuna geldik sayın seyirciler. Yayında ve yapım emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına güzel, huzurlu bir akşam geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın. Eftalya Otelleri Seda Ertuğrul ile ana haber bültenini sundu.